zaman giderek akıp geçer zaman Selamlar merhabalar arkadaşlar ben Ceral hocanız yine sizinle beraberim. Bakın 29 Eylül tarihine geldik bile. 6. gündeyiz arkadaşlar. Giderek akıp geçiyor zaman ama biz gezip tozmayacağız. Ne yapacağız? yazıp çizeceğiz arkadaşlar. Bol bol ders çalışacağız ki gelecekte hedeflerimize ulaşalım. Gelecekte rahat rahat bir hayat yaşayalım. Tabii şöyle, çalıştığın kadar rahat olacaksın. Bak ben bunu anladım. Benim bir arkadaşım da hep derdi yani. Kanka, çalıştıkça, çabaladıkça, mesleğinde yükseldikçe iş gücün de azalıyor ve maddi gelirin artıyor vesaire vesaire. Ama biz para odaklı gitmiyoruz biliyoruz arkadaşlar. Bizi mutlu edecek, hayatımız boyunca yaptığımız işi iş gibi hissettirmeyecek bir meslek için ne yapıyoruz şimdi gece gündüz çalışıyoruz çok fazla uzatmıyorum hocam geldik 6. güne hadi gelin beraber 2. ünteye geçelim arkadaşlar. Geldik bakalım 2. ünitedeyiz sevgili canavarlar. Bakın şimdi bu 2. ünitede İkinci ünitenin ne? atom ve periyodik sistem. Arkadaşlar her sene üniversite sınavında buradan bu üniteden soru gelir. Özellikle önemli olan yerlerinden üstüne basa basa her zaman yaptığım gibi sizlere söyleyeceğim. Bu videonun içeriğine hocam atom modelleri birinci bölüm dedik. Altıncı günümüzden atom modellerini işlemeye başladık. Hadi gelin bakalım şu atom modellerine başlayalım. Şimdi hocam şöyle bir gözüksün biraz daha küçültmekte fayda var. Bu görselleri Celal hocanız hep sizin için kendisi tasarladı biliyor musunuz? Sıfırdan böyle kopyalı yapıştır bir şey yok burada arkadaşlar. Kendim çizdim. Şöyle soldan bakalım. Ha, şöyle diyelim şöyle. Aynen. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Bizim 5 tane atom modelimiz var. Bu 5 tane atom modeli modelini tarihi sırasına göre yani kronolojik sıraya göre biliyoruz. Yani bunlar ne? Dalton atom atom modeli, Thomson atom modeli bakın Dalton 1803 yılında Thomson 1897 yılında Rutherford atom modeli 1912 yılında Bor atom modeli ise 1912 o 13 yılında hemen bir sene sonrasında bor atom modelini ortaya atıyor. Arkadaşlar 1924'ten sonrası da artık ufak ufak e, ne oluyor? Modern atom teorisi, standart model dediğimiz model oluşuyor ve hala da bu gelişiyor. Yani bir sürü bir tek bu 5 tane model yok. Bu 5 tane model şu anki bildiğimiz atom hakkındaki bilgilerin atası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım Dalton atom modelinden başlayalım. Şimdi hocam Dalton. Atom hakkındaki ilk bilimsel teoriyi ortaya atan reis. Tamam. Ee, yani şöyle geldiğimizde birazcık daha büyütebilirim herhalde burayı. Aynen şu şekilde şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın Dalton atom modeline baktığımızda Dalton atom modeli bilimsel olarak kabul edilen ilk modeldir diyoruz ama atomlardan ilk bahseden bir filozof vardı. Kimdi arkadaşlar? Demokritos. Tamam mı? Bu Demokritos Atomlardan ilk kez bahsediyor ama felsefi olarak yani bir maddenin en küçük yapı taşı bölsek 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 herhalde atomlardır diyor. Ama bilimsel bir gözlem yok. Bilimsel olarak ilk kabul edilen model kim? Dalton atom modeli arkadaşlar. Bakın Dalton atom modelinin e, maddelerine baktığımızda bu modele göre maddenin en küçük yapı taşı atomlardır diyor. Ama tabi proton, nötron, elektron falan bu modelde yok arkadaşlar. Atomlar küçük bilardo toplarına benzeyen içi dolu kürelere benzetiliyor. Yani en boş model arkadaşlar. Böyle küçük topçuklara benzetiyor Dalton atomu atomu. Şimdi bakın. Bir elementin bütün atomlarının özellikleri aynı, farklı elementlerin atomlarının özellikleri farklıdır. Arkadaşlar bir elementin bütün atomlarının özellikleri aynı demek sıkıntılı bir kavram. Birazdan buraya döneceğiz arkadaşlar. Dalton bu şekilde düşünüyor ama sıkıntılı bir kavram. He farklı elementin atomlarının bütün özellikleri tabii ki de farklıdır. O konuda bir sıkıntı yok. Hocam atomlar kimyasal değişimlerle ...parçalanamaz ve bölünemezler diye düşünüyor Dalton. Ama tabii biz şu an biliyoruz ki... ...bu da sıkıntılı bir bakış açısı. Çünkü neden? Günümüzde nükleer tepkimelerle... A ...atomlar parçalanıp bölünebiliyorlar arkadaşlar. Çekirdek tepkimesi dediğimiz nükleer tepkimelerle... ...bunlar olabiliyor. Hocam Dalton bu modelini bak... ...Anthony Lavizer'ın hatırlasana bir önceki kısımda... ...kimyanın babası Lavizer demiştik arkadaşlar bir önceki ünitede. Anthony Lavizer'a ait kütlenin korunumu yasası ve Proust'a ait sabit oranlar yasasından yararlanarak oluşturuyor bu modeli. Hani bilimsel bir kanıt dedik ya Dalton atom modelinin kanıtı da bu iki teoridir arkadaşlar. Hatta bu iki modelden de kendine ait ne yapıyor? Katlı oranlar yasasını oluşturuyor arkadaşlar. Bunun hakkında da şöyle bir bilgi vermek isterim. Şimdi o dönem Lavazer yapmıştı? Yanma olayını açıklamıştı. Hocam Lavazer yanma olayını kalayı tepkimeye sokarak, kalayı oksijenle tepkimeye sokarak açıklar. Hatta burada başlangıçta ne kadar atom kullanırsak son durumda da o kadar atom kullanacağız arkadaşlar. Bir kabın içerisine Anthony Lavazer'dan bahsediyorum. Ee, kalay koyuyor. Kalay parçacıkları koyuyor arkadaşlar. Sonra hava var tabii içerisinde. Ağzını kapatıyor. Sonra beyaz toza döndüğünü görüyor o kalay parçacıklarının. O da kalay 2 oksit dediğimiz madde arkadaşlar. Hatta kütlenin korunma yazısını oluşturuyordu. Yani başlangıçta da A gramsa son durumda da A gramdır diyor arkadaşlar. Şöyle Dalton da diyor ki lan madem diyor bunlar böyle diyor sabit bir oranda şey şöyle. Bunlar diyor böyle tepkimeye giriyor diyor bu kalay atomlarıyla oksijen hava atomları yani havanın beşte biri oksijendir. O şekilde hava dediğime bakmayın arkadaşlar. O zaman diyor demek ki şöyle diyor yani kalay diyor şöyle küçük diyor bilardo toplarına benziyor kalay atomları diyor. Sonra diyor oksijen diyor atomları da bu şekilde diyor tamam mı? Böyle iki tane O2 şöyle bileşik çizelim. Bunlar birleşiyor diyor. Buradaki bağ kopuyor diyor. Demek ki iki tane yeni kalay oksit oluşuyor diyor. Bak ne yaptı? Hocam gözlemlediği yerden elektronu protonu nötronu görmedi. Görmesi de imkansız zaten. He, bir de hani o Prost'a sabit oranlar yasası dedik ya arkadaşlar. İşte bu kalayla oksijenin atom sayıları hep böyle sabit bir oranda girdiklerinden kendi atom ağırlıkları kadar hep tepkimeye giriyorlar. 10. sınıfın zaten ilk ünitesinde bunların hep sabit bir oranda bu tepkimelerin gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi orada kafayı karıştırma. Dalton modeli nasıl oluşturmuş ona bak. Dalton modeli bu şekilde oluşturmuş ve atomu bu şekilde içi dolu küreye benzetmiş. Şimdi gelelim hocam bak. Dalton atom modeli şu an günümüzde geçerliliğini yitir geçerliliğini devam ettiren maddeleri var ama tabii birçok eksikliği var. En eksik model çünkü ilk model arkadaşlar. Bakın Dalton atom modelinin yetersizliğine baktığımızda günümüzdekinden farkı bak elektron, proton ve nötron gibi bir şeyi zaten Dalton'ın baktığı yerden görme gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. yani temel parçacıklar yok. Bir de şöyle, aynı elementin bütün atomları aynı özellikte değildir. Şimdi tamam. Farklı element atomlarının özellikleri farklıdır zaten. Onda bir sıkıntı yok. Ama aynı elementin bütün atomları aynı özellikte değildir. Nasıl yani hocam? Bir sonraki bölümde daha detaylı anlatmakla beraber arkadaşlar bakın şimdi birazcık bahsedeyim. Biz bundan önceki kısımda ne demiştik? Kimyanın sembolik dilinde bir atoma kimliğini kazandıran proton sayısıdır ve sol alta yazılır. Mesela 6 numaralı hepsi karbondur arkadaşlar. 6 protonlu bütün atomlar karbon atomudur. Şimdi başka bir karbon atomu daha buraya yazalım. Hocam 6 protona sahip bütün karbonlar aynı özellikte midir? Hayır arkadaşlar. Bakın biz nötronu şuraya yazacağız. Bak bu proton sayısı. Nötron sayısını şöyle göstereceğiz. Yüksüz tanecikler nötronlar arkadaşlar. Bakın o da şöyle element sembolünün şurasına gösterir. Bak bir 6 nötronlu karbon var. Bir de 8 nötronlu karbon var. Hatta biz protonla nötronu topladığımızda sonraki kısımda kütleye eşitleyeceğiz. Elektronları saymayacağız kütle numarasında. Buradaki karbonun kütle numarası 12. Buradaki karbonun kütle numarası 14. İşte şöyle izotop. İzotop şu P'den hatırla arkadaşlar. Proton sayıları aynı olduğu için aynı element olan ama nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan atomlardır. Tabi Dalton izotop atomları bilmediği için burada yanılmış arkadaşlar bir elementin aynı elementin yani aynı proton protonu zaten bilmiyor da aynı elementin bütün atomlarını aynı özellikte zannetmiş. Bu şekilde yanlış bir bakış açısı geliştirmiş arkadaşlar. Şimdi atomlar bir de şöyle bir yetersizliği de bu. Hani atomlar bölünemez ve parçalanamazlar demişti ya Dalton. Hocam atomlar radyoaktif tepkimelerle tabii ki de günümüzde artık rahat bir şekilde parçalanabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi atom kavramından ilk bahseden filozof Demokritos'tur bunları unutma ama bilimsel bir şey değildir model değildir bu. Katlı oranlar yasası sabit oranlar yasası yani katlı oranlar yasası Dalton'a ait. Sabit oranlar yasası Proust'a ait arkadaşlar bunu bilin bunu bahsedeceğiz daha sonra. Proust, Dalton, ve kütlenin korunma yasası kimindi? Lavoisier, değil mi? Bunlar hala günümüzde geçerliliğini sürdürmektedir arkadaşlar. Tabii ki de geçerliliğini sürdürmeyen yerlerini söylemiştik de altının atom modelinde. Hocam gelelim ikinci modelim Thomson atom modeli. Şimdi hani eksikler var ya, işte o eksiklerden ötürü hep yeni yapılan çalışmalarla yeni bilgiler elde ediliyor arkadaşlar. Bakın Thomson'da Crookes'un katot ışınları tüpü ile atomda eksi ve artı yüklülerin varlığını keşfetmiş. Yani Thomson atom modelinde o daltının içi dolu küresinin içine artık ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde eksi ve artı yükler doluyor. Thomson bu şekilde olduğunu düşünüyor. Bunu yaparken de müfredatımızda yok ama kafamızda bir canlandıralım. Arkadaşlar elektrik kavramı daha öncelerden keşfediliyor atom kavramından önce. Şimdi bu elektriği şöyle bir vakumlu bir tüp. Kroks'un katot ışınları tüpüne dediğimiz yere bir elektrik kaynağı veriyorlar arkadaşlar. Elektrik yükü veriyorlar. Daha sonra şuradaki ekranda işte floresans yapıyor dediğimiz. Önceden daha detaylı anlatıyorduk ama şimdi daha yüzeysel. Yani bu kadar kafanı karıştırma. E hocam şöyle. Şimdi burada bir lazer ışını gibi bir ışık belirdiğini görüyorlar. Şimdi manyetizma da önceden bilindiği için pusulanın falan keşfini biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle manyetik alan yani mıknatıs uyguladıklarında mıknatısın eksi tarafını buraya uygular ki uyguladıklarında şurada beliren ışığın yukarı doğru kaydığını görüyorlar arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki buradaki ışın eksi yüklü ışın demek. Eksi de katot zaten arkadaşlar. Bakın katot ışını. Tamam. Yani şöyle. Hocam ya atom modeli olduğunda bütün maddeleri kapsaması gerekmiyor mu? O zaman elektriği ne oluşturuyor? Bu elektron dediğimiz tanecikler bunlar. Elektrik kavramında önemli bunlar. Bunlar zaten elektriği oluşturuyor. Elektronun bir yerden bir yere hareket edilir elektrik. Ama işte ilk baş elektrik bulunduğu için ...Thomson da bunu keşfediyor. Dalton'a şeyi soruyor. Ey diyor Dalton. E, tamam kardeşim içi dolu küre de bu eksileri artıları nereye koyacağız? Tamamen arkadaşlar mantık kurarak bakın. Bu eksileri artıları atomun içinde olduğundan değil. Hocam eksi yükler ve artı yükler katot ışınları tüpünden çıkıyor. Ve diyor ki o zaman bu eksi ve artı yükler bu atomun içinde yer alıyor diyor. Thomson deyince en önemli faktör budur arkadaşlar. Bakın ilk model içi dolu küreydi. Dalton ikinci model bu içi dolu kürenin içine artı ve eksi yükler doldu. Bu da Thomson atom modeli. Hocam Dalton'ın içi dolu küresinin içinde artı ve eksi yüklerin birlikte bulunduğu söylemiştir Dalton Thomson. bilimsel kaynağı ne? Crocs'un katot ışınları tüpü. Hocam üzümlü kek modeli olarak biliniyor. Şöyle düşünüyor. Atom içerisinde eksi yüklü taneciklerin. Bak üzümler ne diye sorarsa sana eksiler tamam mı? Artıları düşünme hocam. Üzümlü kekin üzümleri gibi. Eksi yüklü taneciklerin. Üzümlü kekin üzümleri gibi. Artı yüklü homojen bir tabaka içerisinde. Homojen olarak dağıldığı söyleniyor. Yani şöyle e, arkadaki üzümlü keki düşün. Kek kısmı artı yükler. Üzüm kısmı eksi yükler diye düşünüyor arkadaşlar. Bu modele göre atomların çapları yaklaşık 10 üzeri 8 santimetre olarak tabi ki de matematiksel bir izah da yapıyor Thompson. Ama çok detaya girip kafa karıştırmıyoruz biz. Bu maddeleri bilsek bütün test kitaplarında bunlar döndürülüp döndürülüp sana sorulacak arkadaşlar. Bir de e, Thompson arkadaşlar bu çalışmalarından işte bu Crocs'un katot ışınları tüpünden arkadaşlar e, elektronların yük bölü kütle oranını e, katot ışınlarının tüpüyle ile hesaplamıştır. Tamam mı hocam? Yani bunu da bilgi olarak bilmemizde fayda vardır arkadaşlar. Şimdi dikkat diyelim. Atomda eksi yüklü taneciklerin var olduğu Thomson kanıtlasa da eksi yüklü tanecikler var diyor ya katot ışın tüpünde. Bunlara elektron demiyor Thomson. Bu taneciklere elektron ismini veren bilim insanı George Stoney'dir arkadaşlar. Yani elektron adını veren George Stoney demiş olduk sevgili arkadaşlar. Thomson atom modeli peki hocam günümüzde geçerliliğini sürdürüyor mu üzümlü kek modeli? E tabii ki de hayır arkadaşlar. Yanlış bir bakış açısı vardı Thompson'ın. Tamam belli başlı varsayımları yaptı. Günümüzde bildiğimiz eksi yükler artı yükler artık geldi. Ama bak nötron yok mesela hani nötronları bulamıyor. Hocam gerçekte biz biliyoruz ki atomda eksi ve artı yüklü tanecikler bir arada tabii ki de bulunmazlar. Yani Thompson ne diyordu hocam artı yüklü bir tabaka var homojen. Bu homojen tabakanın içerisinde eksi yükler böyle bir arada bulunuyor. Şu an biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Atomun çekirdeğinde ne var hocam? Ee, artı yükler var. Elektronlar çevrede. Şimdi bak atom kütlesini sadece artı yüklü tanecikler oluşturmaz. Arkadaşlar bak şöyle e, maddelerde yazmış mıydık? Burada yazmamışız ama tabi şöyle Thomson şunu da diyor arkadaşlar. Bunu ekle. Atomun diyor kütlesini tamam mı? Atom kütlesini artı yüklü tanecikler oluşturur diyor. Tanecikler oluşturur. Yani o elektronların çok küçük olduğunu, kütleden hesap kütle hesabında dikkate alınmadığını buluyor adam. Ama artı ile eksileri bir arada zannediyor. Bir de artı yüklü tanecikleri atomun kütlesinin tamamı zannediyor. Ama biz bugün böyle olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kütle deyince e, artı yüklerle yüksüz taneciklerin toplamıdır günümüzde. Yani proton sayısı ve nötron sayısı diyeceğiz. Bundan sonraki kesimde daha detaylı göreceğiz bunları arkadaşlar. Yani burada e, bunu bil arkadaşlar. Atom kütlesini sadece artı yüklü tanecikler oluşturmaz. Gerçekte proton ve nötron toplamı ...kütleyi oluşturur demiş olduk. Elektronlar çok küçük çünkü bak orada... E, ...Thomson birazcık yaklaşıyor ama nötronları bilmediği için... ...kütlenin tamamını ne zannediyor? Artı yüklü tanecikler zannediyor arkadaşlar. Bu modelde yüksüz tanecikler olan nötronlarda yer almıyor hocam. 3 tane yetersiz e, kalan özelliğimiz var. Bakın gerçekten artı yüklü tanecikler, eksi yüklü tanecikler bir arada bulunmaz. Artı yüklü tanecikler atom kütlesinin tamamını oluşturmaz. Bu modelde yüksüz olan tanecikler hocam nötronlarda yer almaz. Sana şimdikten söyleyeyim. Nötronlar modern atom teorisine kadar hiçbir teoride yok arkadaşlar. Yani bor atom modelinde de yok. Şimdi bütün bu yetersizliklerden ötürü bu Thomson'ın bir öğrencisi var hocam. Rutherford. Gerçekten de bak Thomson hocası bu Rutherford'un. Öyle düşün. Hocam Rutherford da ulen diyor bizim hoca diyor. Crocs'un katot ışını tüpüne baktı. Tamam güzel o katot ışınları tüpünde eksili artları bir arada eksi yüklerin artı yüklerin olduğunu fark etti. Bunu da atomun içinde olduğunu söyledi ama diyor gerçekten atomun içinde mi acaba diye merak ediyor Rutherford. Yani bilimsel delili ne? Bunun için arkadaşlar bir deney oluşturuyor. Yani aslında kötü bir niyeti yok Rutherford'un arkadaşlar. Hocasını insan bozar mı yani? Ama işte boynuz kulağa geçiyor derler ya. Tam onun örneği. Rutherford şöyle bir deney tasarlıyor arkadaşlar. Bakın Thompson atom modelinin doğruluğunu kanıtlamak için altın levha deneyini yapmıştır. Şimdi beklediği şu. Altın nevha deneyinde hocam altın kullanıyor. Hocam altın kullanmasının sebebi altın çok incelebilir incelir. Öyle bir inceltirsin ki çok yoğun olduğu için arkasını görecek kadar inceltebilirsin. E, bu sayede deney daha kesin sonuçlar verir. Hocam alfa artı yüklü ışın kaynağı veriyor bir de. Şu şuradan büyüteyim arkadaşlar. Şimdi bu altın levhanın içinde şöyle diyor hocam eğer diyor bizim artı ve eksi yüklerimiz bir aradaysa diyor atomun içerisinde biz diyor buraya artı yüklü tanecikleri gönderdiğimizde şöyle olur diyor bunun içerisinden diyor Böyle artıya yakın kısımlar diyor. Hani biliriz eksi eksi iter, artı eksi çeker. Bunu biliriz arkadaşlar. Şöyle hafif diyor sapmalarla gider. Çoğu işte düz gidebilir arkadaşlar. Böyle artı eksi gitme çekme olaylarından ötürü bu şekilde bir sonuç gözleriz. Dolayısıyla atomun içinde artı ve eksi yüklerin olduğunu bu şekilde bilimsel olarak ispat edebiliriz diye düşünüyor Rutherford. Ama deneye başladığında arkadaşlar öyle mi oluyor? Bak şimdi gerçekli olan yani hayaller hayatlar oluyor arkadaşlar burada. Bak şimdi deneyde gerçekleşen şu. Şu siyah çizdiğim ışınlar var ya arkadaşlar şu siyah çizdiklerim. Bak siyah 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 gördün mü? Hocam on binlerce ışın deneye başladıktan sonra dümdüz gidiyor. Ulen diyor. Atomun içinde artı eksi yük yok mu? Benim gönderdiğim bu artı yüklü ışınları bu atomun içindeki eksiler falan niye yönünü değiştirmiyor diyor. Hocam derken derken Aradan on binlerce ışının içerisinden belki 100 200 tanesi yani çok azı bir bakıyor ki böyle maviyle çizdim. Ben de mavi kalemimi alayım arkadaşlar. Bakın hafif sapmalara uğruyor. Hafif sapma. O zaman şöyle diyor. Demek ki atomlar arasında boşluklar var. O boşlukların arasına denk gelen ışınlar dümdüz gidiyor. Bu işte atoma yakın olanlar da böyle sapmalara uğruyor. Tamam diyor hoca diyor. Hani herhalde doğru diyor bir şey öğretmiş diyor bize diyor. Ama 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 arkadaşlar On binlerce ışından bir iki tanesi belki de çok azı çarptı mı hocam? Ha tabi çinko sülfür kaplanmış yüzeyde şu. Buraya tabi ışınları görmüyoruz biz. Burada floresans yapıyor. Yani buradan biz lazeri tutmak gibi düşünün. Lazeri duvara tutunca duvarda görüyoruz ya. Bu çinko sülfür kaplanmış yüzeyde bu ışınları görüyor bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Bak şimdi şöyle. Alfa ışınlarını saldığında aradan bir iki tanesi arkadaşlar altın nehaya çarptı mı? Ne yapıyor? Hiç duvara gitmiyor hocam. Geri geliyor. Tamam mı? Ee, Tabi hocam geri döndüğünü nereden anlıyorlar? Tabi bu çinko sülfür kaplanmış yüzey şöyle yuvarlak bir şeydir. Bunun e, de, şeyini de görürsünüz. Ben burada sembolik çizdim ama. Geri dönüyor. Bu arkadaki çinko sülfür yüzeyine çarpıyor. Yani şurada. Düşünsene sen atomu e, sen ışını düz gönderiyorsun. E, lazeri düz tutuyorsun. Arkandaki duvarda beliriyor. Öyle düşün yani hani hocam. Bu böyle halkasal bir şeydir normalde ama daha kolay olsun diye bu şekilde çizdik. Yani buradan ne yapıyorlar? Işının geri döndüğünü anlıyorlar. Hatta Rutherford o geri dönen ışını gördüğünde o kadar şaşırıyor ki şöyle diyor, o ışığın diyor dönüp geri dönmesi tabancamdan çıkan merminin dönüp beni vurması kadar şaşırtıcıydı çünkü hiç böyle bir şey beklemiyorlar. Ha diyor hocam. Demek ki atomda çok yoğun böyle artı yükler içinde barındıran ki hocam bu alfa ışınları nükleer böyle hani e, güçlü ışıklar hocam, radyoaktif ışınlar. Demek ki bunu bile geçirmiyorsa. Bu çok yoğun diyor arkadaşlar. Bu yani ee, homojen bir tabak olarak atomu düşünüyordu ya Thompson. Yani bu zannettiğinden de güçlü bir şey diyorlar. Ve burada arkadaşlar ne geliyor? Çekirdek kavramı geliyor. He diyor hocam demek ki bu çarptığı bölge artı yüklü. Çünkü artı artı itecek. Artı yüklü buraya çarpınca atomun çekirdeğinden geçemeyen ışın geri dönecek. O zaman diyor bu artı yüklerin çevresinde de bu ışınları sektiren böyle saptıran hocam buradaki ışınları hafif döndüren bu mavi ışıklı mavi ile gösterdiğimiz ışınları saptıran hocam böyle çevresinde eksi yükler var atomun çevresinde diyor. diyor. Hocam Rutherford deyince aklına ne gelecek biliyor musun? Ne gelecek? Çekirdek diyecek. Bak ilk Dalton içi dolu küre. 2 Thomson artı ve eksi yükler geldi. 3 Rutherford'un Atom modelinde altın levha deneyiyle hayatımıza ne geldi arkadaşlar? Çekirdek kavramı gelmiş oldu. Hocam altın levha deneyinin sonucunda şöyle ışınların birçoğu satmaya uğramadan dümdüz gitmiştir. Bunlar atomun boşluklu bir yapısı olduğunu gösterir. Işınların çok az hafif satmalara uğramıştır. Burada atomun çevresindeki elektronlardan dolayı bu sapmaların olduğunu düşünebiliriz. Işınların çok çok az bir kısmı levhaya çarpıp geri dönmüştür arkadaşlar. Bu da atomdaki çekirdek kavramını bizlere söyleye söylüyor diyebiliriz. Şimdi Rutherford'un atom modelinin maddelerine baktığımızda şu levhaya çarpıp dönen ışın atomda çekirdek adı verilen artı yüklü protonları içinde bulunduran çok küçük bir bölgenin olduğunu kanıtlar diyebiliriz arkadaşlar. Düz giden ışınlar atomda çok büyük devasa boşluklar olduğunu kanıtlayabilir diyebiliriz artı yükler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur diye buluyor. Arkadaşlar deneysel bu deneyler tabi matematiksel bir kısmı da var. Yani adamlar Rutherford psikopat gibi on binlerce yaşını tek tek saymış arkadaşlar öyle düşün. Şimdi çok detaya girmiyoruz o matematiksel yerler bizim işimiz değil şu an TYT aşamasında. ileride inşallah üniversitede okuduğunuzda biz bunları gördük sınavlarına girdik. Ama şöyle hocam bilmen gereken şimdilik şu yaptığı bu modelinde matematiksel hesaplamalarıyla da ee, bu Thomson'un işte hesaplamalarının üzerine arkadaşlar ilave eden çalışmalar yapıyor. Burada şunu görüyor. Hani Thomson artı yükler atomun kütlesinin tamamıdır dedi ya arkadaşlar. Rutherford da şunu diyor. Bu artı yükler arkadaşlar artı yüklü tanecikler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur diyor. E ee, elektronları saymıyorduk. Elektronlar çok küçüktü. Bunu Thomson da böyle söylemişti. Rutherford da aynı sonucu geliyor. Atom kütlesini diyor elektronlar oluşturmazlar. Elektronlar böyle ee, ...binde biri, on binde biri kadar küçüktür diyor yani protonların yanında, atom kütlesinin yanında. Yok gibi yani. Hocam, e, ee diğer yarısını kütlenin ne oluşturuyor? İşte arkadaşlar bakın, burada nötronlar oluşturuyor. Bugün biliyoruz biz bunu ama nötronları öngörüyor. Nötron diyebiliyor mu garibim? Diyemiyor Rutherford. Ama bu çalışmasıyla arkadaşlar önceden nötronların, nötronların varlığını öngörmüştür diye söyleyebiliriz. Ama diğer yarısı hakkında fikir sahibi olmadığından nötronların varlığını göremez. Arkadaşlar bakın size bir hayat dersi. Bazen yanlış görebiliriz. Bakış açımız bizi yanıltabilir. Şimdi Rutherford ne yapıyor? Baktığı deney altın levha deneyi. O kadarını görebiliyor. Nötronların görmesi imkansız. Ama hocam yani şunu diyorum gerçek hayatta da öyledir. Bazen baktığımız yerden doğru zannederiz ama belki göremediğimiz bir yanlar vardır. He buradaki çalışmasıyla önceden tahminde bulunabiliyor. Diyor demek ki başka tanecikler de var ama nötron falan demiyor arkadaşlar. Bakın bu modelde de nötronlar yer almaz diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hocam eksi tanecikler çekirdek denilen bölgenin etrafında rastgele hareket eder. Atom çekirdeği güneşe çevresinde dönen elektronlar ise gezegenlere benzetildiği için bu model gezegen modeli olarak bilinir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle atomda artı yükler var. Bakın artı yükler var. Çevresindeki elektronlarda burada rastgele dönüyor. Bu şekli gördüğünde sakın buradaki çizgileri yörünge olarak zannetme. Burada bu çizgilerin sağa sola savruk olması atomun çekirdek etrafında atom çekirdeği etrafında elektronların rastgele hareket ettiğini bizlere kanıtlar diyebiliriz arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Bakın şöyle diyebiliriz. Rutherford atom kütlesinin yarısının protonlar tarafından oluşturduğunu ispat ederek nötronların varlığını öngörmüş fakat nötronların varlığını kanıtlayamamıştır. Bilimsel olarak bize bunu sunamamıştır. Hocam nötronların varlığı 1932 yılına geliyor bakın. Chadwick. Chadwick. Bunu da bilin. 1932 yılında nötronlar vardır diyen bilimsel çalışmayla bunları ispatlayan Chadwick'tir demiş olduk. Peki hocam bitti mi yani Rutherford her şeyi buldu mu? Çekirdeği buldu, çevresindeki elektronları buldu. Biz de bu modele gezegen modeli dedik. Hocam her şey bitmedi. Rutherford atom modelinin de yetersizlikleri tabii ki de var. Neden? Şu elektronların çekirdek etrafında çekirdekteki artı yükler tarafından çekilmeden nasıl hareket ettiğini açıklayamamıştır. Şöyle. Hocam merkezde artı yükler var. Çevresinde elektronlar var, eksi yükler. E bunlar birbirlerini çekmeden nasıl bu elektron burada böyle rastgele hareket edebiliyor? Bunu açıklayamıyor. Modelde nötronlar öngörülse de bilimsel olarak yer almaz. Yani hala nötronlar modelde yer almıyor arkadaşlar. Bir de şöyle Rutherford ve diğer modellerde elementlerin karakteristik ışımaları açıklanamaz arkadaşlar. Şöyledir. Mesela sodyum yemek tuzunu düşün. Sofra tuzu dedik. Sodyum, klor, hatırla bundan önceki kısımda. Mesela bu ocağa azıcık tuz serptiniz arkadaşlar onun birden böyle parladığını görürsünüz. Sodyumun çünkü karakteristik ışıma rengi alev rengidir. Alevde sarı olur. Altın sarısı olur arkadaşlar. Mesela ben elimdeki bu kaleme baryum daldırsam Şöyle baryum çözeltisinin içerisine daldırsam. bu baryum çözeltisi olsa, ben bunu bunun içine daldırsam, sonra buna bir de alev tutsam bu yeşil olur alev. Çünkü neden? Baryumun karakteristik dalga boyu bunun ışıması arkadaşlar yeşil renkte. Bu havaya gökyüzü ne şey havai fişek patlatıyorlar ya arkadaşlar. Hani oradaki her farklı renk işte her farklı maddenin dalga boyu aslında kendi dalga boyunda yaptığı arkadaşlar ışıma aslında. Yani biz ee, bu şekilde şu an biliyoruz ki her elementin kendi dalga boyunda, kendi karakteristik dalga boyunda yaptığı bir ışıma var. Tabi bunları bilmesi imkansız. Hocam bu eksiklik Thomson ve Dalton'un da eksikliği değil mi? Tabii ki de onların da eksikliği. Bütün atom modellerinde bu eksik ama hocam bu olayı kim açıklıyor biliyor musun? Bu olayı Bor açıklıyor. Bor açıkladığı için de Rutherford'da bunu söyleriz yani. Tamam mı? Dalton'da da eksik, Thomson'da da eksik bu durum. Hocam Bor da kafayı bunlara takıyor. Yani bor ne yapıyor bakın. Şöyle. Hidrojen atomunun emisyon spektrumunu inceleyerek yörüngeli model olarak anlam modelini oluşturuyor. Arkadaşlar yörüngeli model burada direkt söyledim. Bak Dalton içi dolu küre. Thomson dediğimde artı eksi yükler ilk geldi. Crocs'un katot ışınları tüpüne baktı Thomson. Hocam Rutherford altın nevha deneyiyle geri dönen sapan ışınlardan ne yaptı hocam? Çekirdek denilen kavramı buldu. Bor da ne yapıyor hocam? Hidrojenin emisyon spektrumunu inceliyor ve hayatımıza ne geliyor arkadaşlar? Bu elektronların e, bulunduğu yörünge kavramı geliyor. Yani yörüngeli model deyince aklına ne gelecekmiş? Bor atom modeli gelecekmiş. Arkadaşlar ne yapıyor bor? Nasıl bir çalışma yapıyor? Hidrojenin emisyon spektrumu şu. Şimdi bir ışın kaynağı düşün yine enerji kaynağı. Bunu hidrojene gönderiyor hocam. Hidrojen dolu tüpe gönderiyor. Burada hidrojen atomları var. Sonra ince bir yarıktan geçiriyorlar bunu arkadaşlar. Sonra bir de prizmaya götürüyorlar. Şimdi ışık dalgalardan oluşuyor ya hocam. Bir ışığın iki tepe noktası arasındaki fark bu dalga boyudur. Lambda diye gösterilir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi prizmadan geçerken de dalga boyu kırılıyor. Şöyle biz her gördüğümüz ışığın bakın benim arkamda turuncu ışık var. Mavi ışık var görüyor musunuz? Onların farklı renkte olmasının sebebi ışığın dalga boyunun farklı olması arkadaşlar. Her rengin kendine ait bir dalga boyu var. Hatta bizim görmediğimiz ışınların da dalga boyları var. X ışınları, bu işte ee, kızılötesi ışınları falan. Bizim gözümüz günlük hayatta 400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki ışıkları görebiliyor. Daha diğerini göremiyoruz. Yok demek değil. Hatta eskiden kızılötesi böyle telefonlar vardı arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum çok eskiden biz biraz tarihi eser olduk. Yani 92'liyim ben. Ee, malum biz de yaşlanıyoruz artık. O zaman şöyle biz o kızıl ötesi telefonların kamerasını şeye tuttuğumuzda bu televizyon kumandası var ya. Hani kanalları değiştiriyor. O zaman ne yapıyorduk? O böyle televizyon kumandasından o kameradan kırmızı ışık gözüküyordu arkadaşlar. Neden? Çünkü normalde bizim gözümüz oradan kumandadan çıkan ışınları görmeye yetmiyor. Ama Oradan çıkan ışınlar kameranın merceğinden geçerken kırılıyor. Dalga boyu değişiyor. Gözün görebileceği dalga boyuna düştüğü için biz onu kameradan kırmızı olarak görüyoruz. Yani aslında orada gördüğümüz yine kızıl ötesi ışığın gerçek tipi değil. Onu görmemiz imkansız. Oradaki ışık oradan geçerken dalga boyu kırıldığı için biz onu kırmızı olarak görüyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden bir şöyle burada da mantık o. Hidrojenden geçtiğinde arkadaşlar demek ki diyor burada farklı renklere ayrıldığı için Bakın bir atoma ışık tutup ardından prizmadan geçirdikten sonra burada farklı renklere ayrıldı, ayrılıyorsa arkadaşlar ben buna kesikli spektrum diyorum tamam mı? Ve şöyle şimdi hidrojen için bu kesikli spektrum renkleri böyle. Diğer atomlar için farklı. Yani her elementin sen buna böyle enerji gönderdiğinde ışın gönderdiğinde ondan çıkan ışığını da bir prizmadan geçirdiğinde arkadaşlar yaydığı ışınlar farklı. Biz mesela şöyle düşün şu an hani mesela size diyoruz ya karbon şu işte H2O falan. Hocam gördün mü içinde ne var ne yok? Nasıl böyle atıp tutabiliyorsunuz? Arkadaşlar bu bir analiz yöntemidir. Emisyon spektroskopisi. Yani bu yöntemle elementlerin yaydığı karakteristik ışınlarla biz bu elementin olduğunu anlayabiliriz. Mesela buradaki ışınlardan, buradaki yaydığı ışınların kesiklik spektrumunun dalga boylarından biz bu atomun hidrojen olduğunu anlayabiliriz. Çünkü parmak izi gibi. Ha, He, hepsinin kendine ait bunlar. Tamam mı? Şimdi hocam ee, beyaz ışık bütün renkleri içinde barındıran ışıktır. Gök kuşağı gibi düşünebiliriz. Güneşten gelen ışın gibi düşünebiliriz. Şöyle beyaz bir ışığı tutsaydık arkadaşlar dalga boyunun kırılmasıyla oluşan renklere sürekli spektrum deriz. Eğer bir atomdan geçirilen ışık yani burada mesela hidrojenden geçirilen ışık bir prizmadan geçirilerek farklı dalga boyunda renkler ayrıştırılıyorsa burada hidrojende olduğu gibi buna kesikli spektrum deriz. Şimdi hocam ben şu ana kadar olanı anlattım size ama işte bor buradaki kesikli spektrumun nasıl meydana geldiğini kafayı takıyor. Kesikli spektrum nasıl oluşur? Hocam şöyle diyor. Şimdi biz enerjiyi verdiğimizde bir atomun çekirdeğinin etrafındaki elektronlar temel halde bulunur. Temel hal kendi kendine olduğu hal. Ve bu elektronlar yörüngelerde bulunduğundan arkadaşlar bakın burası birinci yörünge tamam mı? Ee, kendi kendine takılıyor yörüngede elektron. Biz diyor dışarıdan enerji gönderdiğimizde yani yukarı bak buradan şöyle yaptık ya şu enerji gönderdik hidrojenin içine hidrojenden çıktı. İşte bu enerji ilk gönderdiğimiz anda şöyle oluyor diyor. Buradaki elektron bir üst enerji seviyesine uyarılıyor diyor arkadaşlar. Bakın buradaki olayın ismi uyarılma uyarılma. Diğer ismi ne hocam? Enerji aldı, absorde etti. Bir süngerin e, suyu emmesi gibi düşün. Absorpsiyon arkadaşlar. Bir temel haldeki bir elektronun dışarıdan enerji alarak bir üst enerji seviyesi geçmesine olayına biz absorpsiyon diyoruz arkadaşlar. Aldı, emdi böyle absorde etti enerjiyi bir üst enerji seviyesine e, yörüngeye geçti. Ha diyor. Bizim Elementlerimiz e, madde, elektron her şey arkadaşlar düşük enerjili olarak durmak ister. Düşük enerji. Şimdi düşük enerjiden kastımız şey değil hocam böyle. Enerjiyi o şekilde düşünme. Mesela ben şöyle anlatırım bunu derslerde. Şimdi mesela yer çekim denilen bir şey var değil mi? Elimde kalem var. Ben bu kalemi bıraktım hocam bak kalem şu an kararsız. Bunu durmak istemiyor aslında. Ben tutuyorum bunu burada. Ben bunu bırakırsam ne yaptı hocam? temel hale geri döndü. Düşük enerjide bu demek arkadaşlar. Olmak istediği. Yani. yani kalem böyle duramaz. Kalem ne yapar? Böyle hop ne yaptı? Kalem düşürdük. Kalem böyle yerde durmak ister arkadaşlar. Bırakırsam yere düşmek ister. Elektronlar da öyle. Çekirdek tarafından çekildiklerinden çekirdeğe en yakın, en düşük enerjili halde durmak istiyorlar. Kendi kendine kafası o şekilde rahat bunların. Unutma çekirdeğe en yakın enerji seviyesinin ee, en düşük enerji seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Çekirdeğe en yakın yörünge düşük enerjilidir. Çekirdekten uzaklaştıkça ne yapar arkadaşlar? Enerji artar. Ve elektronlarda her madde gibi bakın bu bir termodinamik yasasıdır arkadaşlar. Maddeler daima düşük enerjide olmak ister. Buradaki elektronlar da ne yapmak istiyor? Düşük enerjide olmak istiyor ve ben ne yaptım? Dışarıdan enerji verdim, uyardım, bir üst enerji seviyesine geçirdim ama elektron burada durmak istemez. Geri dönmek ister arkadaşlar. Geri dönerken hani şu verdiğimiz enerji vardı ya o enerjiyi dışarı ışın olarak yayınlar arkadaşlar. İşte bu ışın olarak yayınladığında karakteristiktir bu. Her atomun kendine aittir ve bu geri dönme olayına biz emisyon deriz. Emisyon ne demek? Uyarılmış haldeki, bak burası uyarılmış hal. Burası temel hal. Temel halde enerji vermedim iç elektrona. Hocam öyle duruyor. Enerji verdim. Bir üst enerji seviyesine uyarılmış hale geçti. Ben bu olaya enerji verdiğim için absorpsiyon dedim. Çünkü elektron enerji absorbe etti. Hocam uyarılmış haldeki elektron da temel hale dönerken benim verdiğim enerjiyi dışarı verdi. Çünkü neden? Düşük enerjili olmak istiyordu. Çünkü çekirdek tarafından çekiliyordu. Yer çekiminin kalemi düşüp kalemi, kalemi çekip kalemin düşük enerjili olması gibi. İşte bu geri dönerken de ışın olarak yayıyor ya aldığı enerjiyi. Bu olayı da biz emisyon diyoruz. O yüzden de burada borun baktığı hidrojenin emisyon spektroskopisidir. Bak ne oluyor ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar biz burada enerji veriyoruz ya. Burada hidrojen atomlarının elektronu ne yapıyor? Şöyle absorpsiyon yapıyor. Bir üst enerji seviyesine geçiyor. Sonra bu geri geri dönüyor arkadaşlar. Geri dönerken de ışın yayıyor. Prizmadan niye geçiriyoruz? Çünkü burada yaydığı ışın göz görmez arkadaşlar bunu. Göz görmez. Az önce anlattım. Göz yalnızca 400 ile 700 nanometre arasını verir. Ama biz prizmadan geçirirsek buradaki ışığın dalga boyu kırılacağı için gözün görebileceği aralığa düşer. Yani 400 nanometre ile 700 nanometre arasında ışık düştüğü için biz bunu böyle görebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde bütün e, maddelerin kendi karakteristik dalga boyunda olduğundan ışımaları biz böyle anlayabiliriz her maddenin ne olduğunu. İşte bak burada neye ihtiyacım var bunu açıklaman için? Yörüngeye ihtiyacım var görüyor musun? Bor da bize bu şekilde yörüngelerin olduğunu kanıtlıyor. Arkadaşlar kafanızı çok karıştırmadan bilimsel olarak somut olarak hep diyorum ya mantığını anlayalım. Bakın ezberlik geçmeyelim. O yüzden birazcık detaylıca anlattım. Hatta bu video çok uzun oldu. 45. dakikaya geldi. Bak şimdi birazcık daha bahsedelim. Bor atom modeline göre hidrojenin ışık spektrumunu inceleyerek atom modelini oluşturdu dedik. Elementlerin farklı renklerde ışıma yapmasının sebebini atomların yörüngeli bir yapıya sahip olmasından dolayı kaynaklandığını keşfetti. Bak sodyum sarı, baryum yeşil demiştim ya az önce. Onları prizmadan geçirmeye gerek yok. Çünkü onların yaydığı ışınlar bizim gözümüzün görebileceği dalga boyunda. Tamam. Hocam temel hal neydi? Bir atomun dışarıdan enerji almamış hali. Yani bir atomun elektronunun uyarılmamış hali arkadaşlar. Uyarılmış hali şu. Bir atomun elektronunun dışarıdan enerji alarak bir üst enerji seviyesine geçmiş hali, uyarılmış hal. Ama uyarılmış halde kalmak istemiyordu. Ne yapmak istiyordu? Düşük enerjili olmak istiyordu. Hocam, absorpsiyon şu. Temel haldeki bir elektronun enerji alarak uyarılmış hale geçme olayı. Hocam emisyonda şu uyarılmış haldeki bir elektron öyle kalmak istemeyip düşük enerjili yani çekirdeğe daha yakın olmak istiyordu. Uyarılmış haldeki bir elektronun aldığı enerjiyi dışarı ışın olarak yayarak temel hale geçme olayına ben diyordum arkadaşlar. Bakın burada yazdık yine tekrardan tekrardan bak elektrona enerji verdim uyardım bunu. Absorpsiyon yaptırdım burada uyarılmış halde hocam bu ne yaptı geri döndü geri dönerken de ışın yaydı işte o zaman da ne olmuş oldu arkadaşlar emisyon yapmış oldu emülsiyon. Enerji alması da absorpsiyondu. Bunları karıştırma gelir bunlar karşısına tamam mı? Hocam şöyle. Şimdi bak şimdi burada yörüngeler var ya arkadaşlar. Bu yörüngeler K, L, M, N gibi harflerle gösteriliyor. Yani bor atom modeline baktığımızda bir atomda elektronlar çekirdekten belirli uzaklıklardaki yörüngelerde bulunuyor diyor. Bu yörüngeler n eşittir 1, 2, 3 gibi tam sayılarla veya k, l, m, n gibi artlarla belirtiliyor diyor. Tabi siz fizikte bunları daha detaylı göreceksiniz. O enerjilerden işte hesaplamalar yapacaksınız. Yayılan ışıkları falan bulacaksınız arkadaşlar. Burada daha temel seviyede. Bak şimdi. Çekide en yakın enerji seviyesi en düşük enerjili enerji seviyesidir diyor. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjileri artar. Madde de böyle durmak istemez zaten. O yüzden geri dönüyordu elektronlar. Bir madde daima düşük enerjili kalmak ister diye bize söylüyor. E, bor demiş olduk arkadaşlar. Tabi atom yörüngelerine katman kabuk gibi isimler de verilebilir demiş olduk. Ve hemen ne yaptık arkadaşlar? Tabi e, bu model her şeyi açıkladı mı? Hocam hani nötron? Hani Hani yok nötron yok yörünge geldi mi? Topluyorum bir daha. Dalton ilk model. Thompson artı eksi yükler geldi Rutherford oldu arkadaşlar? Çekirdek kavramı geldi altın evha ile. Bu arada da hidrojenin emisyon spektro spektroskobisiyle arkadaşlar ee, ne, neyi bulduk? Biz atomda e, yörüngeli yörüngeler olduğunu, çevresindeki elektronların bu yörüngelerde bulunduğunu söyledik. Bak şimdi modelin yetersizlikleri şu. Bu model şimdi hidrojenin mesela arkadaşlar elektron sayısını biz hani şurası proton sayısı diye artı yükler. Elektronlarda sağına yazılır böyle eksi yükler arkadaşlar. Bak elektronlar tek elektron. Şimdi bu helyumun da bir elektronu vardır. Lityumun da bir elektronu vardır arkadaşlar. Şimdi bu model tek elektronlu sistemleri çok güzel açıklarken. Mesela sodyumun 11 tane protonu 11 tane de elektronu var. Berylyumun 3 tane elektronu var. Böyle çok elektronlu sistemlerde yetersiz kalıyor. Hocam yetersiz kalıyor derken fizikte göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şu denklemlerle şuradan yayınlanan ışın enerjiler hesaplanabiliyor. Ama sen şimdi hesaplıyorsun Hesap dön denklemle. Bor denklem sunmuş bunun için bize. Denklemler üretmiş. Ama bir de deney yapıp ölçüyor. Tek elektronlu sistemlerde o denklemlerle, teori, teorik denklemlerle deneysel sonuçlar uyuşuyor. Ama elektron sayısı arttıkça hocam, hala hala diyorlar ya niye uymuyor acaba? Hocam yani çok elektronlu sistemler açıklayamıyor. Şöyle, elektronların çekirdek çekimini yenip yörüngelerde nasıl hareket ettiği bu modelde de açıklanamaz. Bak bunu Rutherford da açıklayamıyordu. Yani kardeşim tamam artı yük var. Elektron da kafaya göre takılmıyor. Yörünge de bulunuyor ama bunlar birbirini nasıl çekmiyor? Hala bunu açıklayamadı arkadaşlar. Bakın nötronlar bu modelde de yer almıyor. Dediğimiz gibi 1932 yılına kadar nötron yok. Hocam elektronların yeri tespit edilemez. Gerçekte. Şimdi sen burada ne dedik biz? Aha dedik elektron buradadır dedik. Böyle dönüyordur dedik. Ben elektronun konum belirttim. Arkadaşlar Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesi diye bir şey çıkartıyor. Modern artık e, fizik bu hani kuantum fizik dediğimiz olaylar var ya onların temeli bunlar arkadaşlar. Ulen diyor bu elektronlar o kadar küçük ki diyor Heisenberg belirsizlik ilkesinde yeriyle konumunu aynı anda bilemeyiz. Birini bilirsek biri belirsiz olur, belirsiz olur birini bilirsek diğeri belirsiz olur. Yani kökten yanlış. Hatta bu bakış açısı yüzünden çok elektronlu sistemler tutmuyor arkadaşlar. Tek elektronlar tutuyor çok elektronlar tutmuyor bakın. Yani normalde elektron buradadır deyip konum belirtmek Heisenberg'e göre yanlış. Bakın Heisenberg belirsiz iki kesin de bulamayız demiyor ha. Hani aslında var da bulamayız demiyor. Bulmak imkansız hocam İnsan uçamaz yani. İnsan uçamaz hocam. İnsan uçamaz demek insan uçuramam demek değil yani. İnsan fıtratı gereği kendi kendine uçamaz yani. Adam da şöyle diyor. Biz elektronun yerini ve konumunu bulamayız abi. Heisenberg belirsizlik ilkesinde bunun yine matematiksel olarak bize söylüyor arkadaşlar. Bu yüzden de borun temel yanlışı ne olmuş oldu? Elektrona konum belirtmek olmuş oldu. Ve hemen son kısım arkadaşlar. Çok detaylı girmeyeceğiz. Sayısal öğrencilerimizle AYT'nin birinci ünitesinde modern atom teorisini daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Ee, orada bor atom modelinden bahsedeceğiz yine tekrardan. Diğer modeller o yüzden bilin. Ee, ama burada ne yapacağız? Şimdi hocam modern atom teorisini temel olarak göreceğiz. Bak Heisenberg dedik belirli kesini buldu ve bir elektronun konumunu ve hızını aynı anda bulamayacağımızı söyledi. Arkadaşlar de Broglie de şöyle buluyor. Şimdi biz hep şöyle düşündük değil mi? Elektronları tanecik tanecik düşündük. Hocam elektronların aynı anda hem dalgalar gibi hem de tanecik gibi davrandığını keşfediyor bu. Ben çok detaylı size bunları 11. sınıf atom modelinde anlatacağım arkadaşlar. Modern atom teorisinde anlatacağım. Bak yani şöyle. Hocam o kadar saçma ki elektronlar hem dalga hem tanecik gibi davranıyor aynı anda. Yani bir deney yapıyorsun, o deneye göre bir bakıyorsun. Sana şöyle diyor. Mesela bu fotoelektrik olay deneyi var Einstein'in. Orada elektron hocam baktığında tanecik özelliği gösteriyor. Ama sen bir elektronu çift yarık tek yarıktan gönderdiğinde e, o zaman e, girişim desenleri oluşuyor arkadaşlar. Daha detaylı anlatacağız o zaman yazıp çizip göstereceğiz. E, e o deneye göre baktığında da elektron dalga özelliği gösteriyor. Ulan çok saçma ama böyle arkadaşlar. Yani bu kuantum fiziği dediğimiz kuantum kimyası dediğimiz olay bu. Şimdi bak Schrödinger'de şu. Elektronları dalgalara benzeterek şimdi de Broglie dedi ya hem dalga hem tanecik. Şöyle dünyada şöyle yapıyor. Dalgalara benzeterek matematiksel dalga fonksiyonları ile elektronların bulunma ihtimali yüksek bölgeleri hesaplıyor. Çünkü neden? Elektronu biz göremeyiz. Konumunu bilemeyiz. O yüzden ne yaptı bu adam? Matematiksel hesaplamalarla denklemler oluşturdu. Bu denklemlerle işte bu bulunma ihtimali yüksek olan bölgeleri hesapladı arkadaşlar. Dalga denklemleriyle elektronları dalgalara benzeterek Schrödinger deyince aklına dalga fonksiyonları geliyor. De Broglie deyince aklına dalga tanecik ikilemi geliyor. Heisenberg deyince de aklına belirsizlik ilkesi geliyor. İşte tüm bu sonuçlarla arkadaşlar bu durumda elektronlar diyoruz orbital adı verilen bölgelerde bulunabilir. Bu bölgelere alt enerji seviyeleri de denir. Yani aslında elektronlar yörüngelerde bulunmuyor. Biz yazarken şimdi TET'nin ilk kısmında da yazacağız. Böyle yörünge yörünge göstereceğiz. Sembolik olarak gösteriyoruz. Sembolik olarak o şekilde gösteriyoruz. Hocam gerçekte böyle elektronlar bak bu yörüngedir. Yörünge iki boyutlu harekettir arkadaşlar. Şöyle döner diye düşünürüz. Bunun çevresinde böyle. Gerçekte böyle değil. Gerçekte neyden bahsedebiliriz? Orbitellerden bahsedebiliriz. Yani şöyle elektron bunun içerisinde yerini ve hızını konumunu her şeyini hiçbir şeyini bilemem. Ama bunun içerisinde herhangi bir yerde olabilir. Yani bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu bölgeler. Olasılık fonksiyonları arkadaşlar. Bu Schrödinger'in fonksiyonları olasılık fonksiyonları. Bu şekilde ne yapmış? Elektronları konular belirtmiş. Modern atom teorisi dediğimiz teori de bu arkadaşlar. Kronolojik sıraya baktığımızda Dalton atom modeli ilk modelde içi dolu küreydi 1803 yılında. Hocam 1897 yılında Thomson katot kataloşan tüpüne bakarak ne yaptı? Artı eksi yükleri e, atomun içinde düşündü. Dalton'un atom modelinin içinde düşündü. Rutherford atom modelinde 1912 yılında e, altın levha deneyiyle çekirdek kavramını geliştirdi. Bor atom modelinde de arkadaşlar ne yaptık? Biz atomun etrafında elektronların hidrojenin emisyon spektroskopisinden yararlanarak neyi bulduk arkadaşlar? Atom etrafındaki elektronların yörüngelerde bulunduğunu keşfettik demiş olduk. Şu alıştırmaları da yapacağım arkadaşlar. Bir saate yaklaşıyor videomuz. Sonra bitireceğiz. Bak nokta nokta modeline göre atomun yörüngeli bir yapıda olduğu düşünülmektedir. Yörüngeli yapı deyince aklıma kim geliyor? Bor atom modeli geliyor. Hocam nokta nokta modeli atom hakkındaki ilk modeldir. İlk model kimdi? Dalton atom modeliydi. Nokta nokta altın devha deneyiyle kim? Rutherford arkadaşlar. Değil mi? Rutherford Altı eva deneyiyle atomda çekirdek buldu değil mi arkadaşlar? Çekirdek adı verilen ve artı yüklerin bulunduğu çok küçük bölgeler olduğunu ispatladı. Bak nokta nokta ilkesine göre elektronların aynı anda konumu ve hızı bilinemez. Ne ilkesine göre arkadaşlar? Heisenberg ilkesine göre değil mi? Heisenberg ilkesine göre. Bak nokta nokta atom modeline göre atomda artı yüklerin tamamı atom kütlesine eşittir. Artı yüklerin tamamı atom kütlesi diyen kimdi hocam? Thomson'du değil mi arkadaşlar? Thomson'dı artı yüklerin tamamını atom kütlesi zannediyordu ama gerçekte öyle değil. Hocam nokta nokta atom modeline göre atomdaki artı yüklü tanecikler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Ee, yani diğer yarısını ne oluşturur bilemiyordu. Kimdi bu arkadaşlar? Rutherford. Bu bakış açısıyla ne yapıyordu? Nötronların varlığını önceden nötronlar bilinmeden 20 yıl önce buluyordu arkadaşlar. Şimdi bir örnek 1'e baktığımızda atom hakkındaki çalışmalarda bulunan ilk model Dalton değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar olabilir. Atomdan ilk kez çekirdekten bahseden kimdi? Rutherford'tu. Hidrojen atomunun spektrumunu inceleyerek yörünge kavramını açıklayan? Bohr'du. Hocam burada ne demiş olduk? A seçeneği doğru seçenek demiş olduk. Var mı sıkıntı canavarlar? Yine bakın arkadaşlar bak sorularda da yazdım. Önemli yerlerin üstüne üstüne basarak soru yazdım yani bak düşün. Atom kütlesi. Atomdaki artı yüklü taneciklerin yaklaşık iki katına eşittir. Yani atomdaki artı yüklü tanecikler atom kütlesinin yarısına eşittir demekle aynı değil mi bu? Buna göre bu madde aşağıda verilen atom modellerinden hangisine aittir diyor. Arkadaşlar kimdi bu? Rutherford atom modeliydi. Geldim örnek 3'e. Şimdi yukarıda öncüler vermiş. Buna göre diyor yargılarından hangisi Dalton atom modeliyle ters düşer? İlk modelde hatırla içi dolu küre. Atomlarda protonlar çekirdekte yer alır. Hocam Dalton'da protonlar Yok. Dolayısıyla bu Dalton'la ters düşer. Yani Dalton atom modeline göre terstir bunu söylemek. Hocam, atomlar nükleer tepkimelerle parçalanabilir demek. Bak Dalton parçalanamaz diyor. Bu Dalton atom modeliyle ters düşüyor. Bir elementin bütün atomları aynıdır demek arkadaşlar. Bu bak buraya sakın dikkat et. Bu ters düşmez. Sakın ha bak. Bunu belirtmek için bu soruyu yazdık tamam mı? Bu yanlış mı yanlış? İzotop kavramları var. Bu gerçekle ters düşer. Ama Dalton'la ters düşmez. Neden? Dalton böyle demiş de, Öyle düşün. Sen o modelde ne arıyorsa ona göre diyeceksin. Tamam mı hocam? O zaman burada doğru cevabım ne olmuş oldu? 1-2 olmuş oldu. A seçeneği dedim. Arkadaşlar 3-4-5 yayınları test 1 9. sorudayız. Bundan sonraki videomuz soru çözümü olacak 3-4-5 yayınlarından. Bakın soruya baktığımızda yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar uygun ifadeler ile doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır diyor. Şimdi bakalım. Dalton'un atom modelinde yer alan bir elementin bütün atomları tamamen aynıdır varsayımının yanlış olduğu neyle arkadaşlar? Bu izotopların keşfiyle değil mi? İzotopların ee, keşfiyle ortaya çıkmıştır. Doğru. Elektriklenme oynayan temel parçacık. Bak elektrik deyince aklıma ne geliyordu? Elektron geliyordu arkadaşlar. Elektronlar da geliyordu. Dolayısıyla bu da var. Ha, negatif yüklü. <laughs> Hocam soru yok bir ya. Negatif yüklü hocam, eksi yüklü. Negatif. Yani eksi yüklü taneciklerdir dedim. Bak izotop var. Rutherford'a göre artı yüklerin tamamı bakalım çekirdek, değil mi hocam? Çekirdek adı verilen yoğun ve küçük bir hacimde toplanmıştır. Chadwick 1932 yılında yüksüz bir tanecik olan ne yapmıştır? Nötron. Nötronu keşfetmiştir. Arkadaşlar bakın proton Burada yok demiş olduk. Doğru cevabım C seçeneği demiş olduk. Ee, hemen ne yapalım arkadaşlar? Şu işaretlememizde yapalım. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Neredeyiz? 5 gün bitirmiştik. Hafta sonlarını saymıyoruz. Ee, ders anlattığımız 6. gündeyiz arkadaşlar. Bakın 6. gün atom modelleri dedik. Birinci videoyu hemen şu şekilde işaretledik. 2 saat sonra atom modelleriyle alakalı. 3-4-5 yayınlarından e, karışık soru çözüm var. Arkadaşlar 2 tane test var. O 2 tane testten yaklaşık e, bir 8-9 soruyu ben çözeceğim sonraki videoda. Sen ne yapacaksın? Hadi o 2 saat arada o iki testi de bir şöyle bir çöz. Bir şöyle bir gün gün kaynak bitireceğiz kamp bitene kadar biliyorsunuz. TT Soru Bankası bitecek. Sen de ne yapıyorsun? Bu şekilde arkadaşlar 2 saat sonra çözümleri bir de benden dinliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. 2 saat sonra görüşelim arkadaşlar.